Deniz etinin tanısı nasıl konur? Deniz eti başka konuşmalarımda da belirttiğim gibi aslında zaten herkeste var. Ancak biz bazı durumlarda bu deniz etinin sağlıksızlığına karar veririz, hükmederiz. İşte buna nasıl karar veririz, nasıl hükmederiz? Bazısı çok kolay. Çocuk karşına gelir ve şöyle nefes alır. Her nefes alışverişini duyarız biz o çocuğun. Çocuk yemek yerken zor nefes alır. Böyle bir kaşık yutar, durur, nefes alıp tekrar devam eder ikinci kaşığıyla. Çok tipiktir bazısı. Ya da çocuk habire hastalanmaktadır. Bu apayrı bir durum da olabilir. Yani çocuk bir haftayıdır, ikinci hafta ateşlidir, burnu akıyordur, antibiyotik tedavileri gerekir, belki gece acillere gitmek gerekir. Sonra o çocuk toparlar, aradan yine bir hafta, 2 hafta, her neyse biraz daha zaman geçer, tekrar hasta olur. İşte bu durumlarda da aslında durum genellikle zaten çok ulu orta görünen bir durumdur. Ama bazen daha net konuşabilmek gerekir. Geniz etiyle ilgili bence tek geçerli, tek doğru, en doğru yöntem endoskopi ile tanı konmasıdır. Yani biz endoskopla burnun içine girip oradaki o geniz etinin büyüklüğünü, hastalıklı yapısını görebilmeliyiz. İdeal yöntem bu. Bunu yalnız her çocukta yapamıyoruz. Çünkü kolay değil. Yani 2 yaşındaki bir çocuğun, 2,5 yaşındaki bir çocuğun doktorun önünde durması bile çok zorken burnun içine bir şeye girmesine izin vermesi bazen olanaksız. İşte bu durumlarda ne yapıyoruz? Ben öncelikle o çocuğun geniz etinde bir hastalık olduğunu inanmışsam, öyle bir kanaat edinmişsem ve muayenesine endoskopi yapamıyor isem, o zaman bu çocuğun tedavisi gerektiği aşamada, yani ameliyatının gerektiği aşamada, o zaman o aşamaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Uyutmayı, o çocuğu uyutmuşken endoskopiyle muayene etmeyi ve muayene sonunda tanımı doğrulamış olmayı tercih ediyorum. Başka bir tanıyla karşılaşabiliriz o anda. Sürpriz bir durum olabilir. Nadir görülen bir şey ama belki ummadık bir şey ortaya çıkabilir. O zaman orada dururuz, başka bir şey yapmadan çocuğu uyanırız. Bu söylediğim işlem için belki 30 saniyelik, bilemediniz 1 dakikalık bir anestezi bize bol bol yeterli olacaktır. Yani tanıyı endoskopiyle koymak için. Eğer ki biz bu çocuğun ameliyat olması gerektiğini düşünüyorsak zaten arkasından devam edip onu ameliyat edebilmeliyiz. Yani onun için böyle bir hazırlık yaparız. Ya yani özetle ideal tanı yöntemi endoskopidir ama çocuğun uyutulmasını gerektireceği için uyutulmuşken ameliyat olabilecek durumdaki çocukları uyutarak muayene etmeyi tercih ediyoruz. Bazen bu kadar da mümkün olmuyor. Bazen hastanın yakınlarının tercihi, bazen de bir başka meslektaşımızın tercihiyle hastanın röntgeni çekilemiyor. Ve bu yan röntgenle geniz etinin varlığı, o bölgede başka bir hastalık olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Savunmadığım, tercih etmediğim bir yöntem, geçerli bir yöntemdir. Ancak hani mümkünse daha doğrudan olan ve radyasyon içermeyen bir yöntem, yani endoskopiyi yapmakta yarar var diye düşünüyorum.